Merhaba arkadaşlar, bugün yine yeni bir problem tipiyle beraberiz. Boş dolu kap ağırlık problemleri. Yani kabın bir miktarı su dolu olacak, bir miktarı boş olacak, kendi ağırlığı olacak. Bu durumda işte bazı sorular sorulacak, onları birlikte hesaplayacağız. Evet, ilk soruya bakalım ne diyor arkadaşlar. Bir bidonun ağırlığı 3 bölü 8'i dolu iken diyor 27 kilogram. Şimdi burada iki tane şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Bidonun kendi ağırlığına mesela örneğin B diyelim burada. Bir de içindeki suyun tamamının ağırlığına arkadaşlar ne diyelim? S diyelim. Ama S derken de şöyle bir şeye dikkat edelim. Suyun ağırlığı anlamında baş harfi S'yi kullanmış olacağım. İçindeki suyun ağırlığı birazdan hem 8'e bölünebilecek hem de ne yapacak? 4'e bölünebilecek. Demek ki aslında suyun ağırlığına da ben ne yapacağım? 8 ve 4'ün ortak katı olan ne yapabilirim? 8S diyebilirim örneğin. Bidonun ağırlığı B olsun. Suyun ağırlığı da 8S olsun. 8S. Bu da bidonun ağırlığıydı arkadaşlar. Şimdi buna göre problemi oluşturalım. Bidonun ağırlığı 3 bölü 8'i doluyken 27 kilogrammış. Yani her halükarda içinde su olsa da olmasa da bidonun boş kap ağırlığı zaten olacaktır. Suyun da ne kadar varmış? 3 bölü 8'i. Yani 8S'in 3 bölü 8'ini bulursak ne yapacaktır? 3S. Şu an içinde 3S kadar da suyumuz var. Bu durumda ağırlığımız arkadaşlar 27 oluyormuş. Daha sonra 3 bölü 4'ü doluyken diyor. Bu sefer yine bidonun ağırlığı olacaktır. Bidon hiçbir şekilde değişmeyecek arkadaşlar. Değil mi? Ancak ne olacak bu sefer de? İçindeki suyun sadece 3 bölü 4'ü dolu olacak. O zaman 8S'in 3 bölü 4 ile çarpılması gerekiyor. O da ne yapacaktır? 6S. Bu sefer içinde 6S su var. Ve bu durumda da toplam ağırlık içindeki suyun ve kabın kendi ağırlığının toplamı yani 47 olacakmış. Bakın ne oldu? 2 bilinmeyen 2 denklem oluştu. Üst tarafı küçük olduğu için eksiyle çarpıyorum, çıkarıyorum. Buradan B'ler gidiyor. Dolayısıyla 6S'den 3S çıkarsa 3S kalıyor. 47'den de 20 çıkarsa buradan ne kalıyor arkadaşlar? 20 kalıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar S dediğimiz olay 20 bölü 3'müş. Bize neyi soruyor? Boş bidonun ağırlığını soruyor. Şimdi boş bidonun ağırlığını bulmak istiyorsak bulduğumuz arkadaşlar bu S değerini ne yapacağız? Yukarıdaki denklemlerden herhangi birini eline yazacağız. Ben üsttekinde yazıyorum. Ne olacak dikkat ederseniz? B artı 3S demişti. Yani 20 bölü 3'ü 3 ile çarpacağım. Eşittir 27 miydi? Buradan 3'lerin sadeleştiğini görüyoruz. B artı 20 arkadaşlar eşittir 27. Dolayısıyla B buradan 7'ymiş. Yani boş bidonun ağırlığı arkadaşlar 7 kilogram. Evet arkadaşlar ikinci sorudayız. Burada da benzer bir şey yapacağız. Yine içi dolu bir şişeden bahsediyoruz. Eğer içi dolu bir şişemiz varsa yine biraz önceki bidonda B demiştik. Aynısını kullanalım. Şişenin ağırlığı B olsun. Ancak içi tamamen dolu dediği için suyun da hepsi doluymuş. Yani B artı S bidon artı içindeki suyun toplam ağırlığı 800 grammış. Daha sonra ne olmuş? Suyun yarısı boşaltılmış. Yani suyun ne kadar boşaltırsanız boşaltın arkadaşlar. Kabın ağırlığı mutlaka var elimizde değil mi? Yani o B dursun. Ancak bu sefer suyun yarısı var elimizde. Değil mi? S bölü 2 kadarı kaldı. Ve bu durumda da ağırlıkları ne yapıyormuş? 500 yapıyormuş. 500 gram. Şimdi gördüğünüz gibi yine elimizde 2 bilinmeyen 2 denklem oldu. Ne yapalım? Alt tarafı mesela eksi 2 ile çarpalım. Neden böyle bir şey yaptım arkadaşlar? Çünkü şu S bölü 2'den de kurtulmak istiyorum aynı zamanda. Bakın ne oldu? Üst taraf B artı S 800 aynen dururken alt taraf ne oldu? Eksi 2B. Buradan da eksi S geldi. Doğru mu? 2 ile S bölü 2'yi çarparsak ne oldu arkadaşlar? 2'ler sadeleşti. Karşı tarafı da tabii ki eksi 2 ile çarpıyoruz. O da eksi 1000 yaptı. Şimdi artık bunları toplarsak bakın S'lerin birbirini götürdüğünü görüyoruz. Buradan eksi B kaldı. Karşı taraftan da eksi 200 kaldı. Yani boş kabın ağırlığı B demiştik onu hatırlıyorsunuz. O da neymiş arkadaşlar? 200 grammış. Bize zaten onu soruyordu. Evet arkadaşlar bu soruda da bu sefer deponun 4 bölü 5'i boşken diyor. Evet buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Deponun ağırlığına yani kabın ağırlığına D diyelim. Burada boş deponun ağırlığı değil mi? D olsun. İçindeki suyun ağırlığına da toplam suya da değil mi? Ne diyelim arkadaşlar? 10S diyelim. Neden 10S dedik? Birazdan bakın göreceksiniz. İçindeki suyun 5'e bölünebiliyor olması lazım. 4 bölü 5'i alınabilecek. Kesirlerle uğraşmak istediğiniz için bunu yapıyoruz. Daha sonra bir de ne diyor? Deponun yarısından bahsediyor. Yani 2'ye de bölünebilmeli bu sayı. Demek ki hem 5'e hem 2'ye bölünen bir sayı olarak ben ne yapabilirim? 10S'i seçebilirim. O zaman ne diyor? Deponun 4 bölü 5 boş. 4 bölü 5'i boş iken. Şimdi 10S'in 4 bölü 5'i boşsa dolayısıyla 1 bölü 5'i doludur. Bana su miktarı lazım ağırlığı ölçeceksem. Dolayısıyla ben ne yaparım? Bunu böldüğümde 2S olmuş olur. Demek ki deponun kendi boş ağırlığı var. İçinde de 2S kadar su var. Ve bu durumda ağırlığı 18 yapıyormuş. Daha sonra ne olmuş? Depoya 21 kilogram daha su eklenmiş. Yani deponun ağırlığı şu an D artı 2S'ti zaten.
ve ben buna 21 daha su ekliyorum. Bu durumda ne olmuş oluyor? Deponun yarısı dolmuş oluyor. Yani deponun yine kendi ağırlığı var. Artı içindeki suyun, yani o nesin bu sefer yarısı var. Yarısı ne yapacaktır? 5S yapacaktır. Dikkat edin, deponun önceki durumdaki ağırlığı D artı 2S'ti. Ben buna 21 daha ekledim. Artık deponun son durumdaki ağırlığı bu oldu. Ancak deponun son durumdaki ağırlığı neymiş? İçindeki suyun yarısı doluykenki ağırlığıymış. Yani deponun boş ağırlığı var. Artı toplam su miktarı olan o nesin yarısı 5S. Bunlar birbirine eşitmiş arkadaşlar. Şimdi değerlerin zaten birbirine götürdüğünü görüyoruz. Şu 2S'i karşıya atarsam burada 3S kalacaktır. 21. Yani S buradan 7 geldi. Bize neyi soruyor? Depo doluyken ağırlığı kaç kilogramdır? Yani D artı o nesi soruyor bize. Depo doluyken deponun ağırlığı vardır. Artı içindeki suyun da, yani o nesin de tamamı dolu olmalı. Şimdi o zaman ben ne yapacağım? Şurada S yerine 7 yazarak şu ilk denklemde önce oradan D'yi de bulmalıyım. Yani D artı 14 eşittir 18 ise D'nin de buradan 4 olduğunu söyleyebilir miyiz? Şimdi artık getirip bunları yerine yazalım. D 4'tü. S de 7 idi. 10S ne yapacaktır? 70 yapacaktır. Demek ki içi tamamen doluyken kabın ağırlığı 74 yapacakmış arkadaşlar. Evet, şimdi içinde bir miktar su bulunan kaptan diyor A litre su alınırsa. Kabın 3/4'ü boş kalıyor. İçinde başlangıçta ne kadar su olduğunu bilmiyoruz. Bilmediğimiz için içindeki başlangıçtaki su miktarına X diyelim. Başlangıç su miktarı X olsun. Kabın toplam alacağı su miktarına da biz 12Y diyelim. Bu da toplam su miktarı. Neden 12'ye dedim? Bunu açıklayalım şimdi. Dikkat ederseniz kap birazdan 4'e bölünecek. 3/4'e alınacak çünkü. Sonra bir de 3'e bölünecek. 1/3 alınacak. Demek ki hem 3'e hem 4'e bölünen bir sayı seçmeliydim. Toplam su miktarı ben onun için 12'ye dedim. Şimdi başlangıçta x kadar su var elimizde. Ne yapmışız? A litre su almışız. Yani A kadar su azalmış. Ve bu durumda kabın 3/4'ü boş kalıyor. Şimdi 3/4'ü boş kaldığına göre 1/4'ü dolmuş demektir. Yani 12'ye'nin elimizde şu an ne var? 1/4'ü var. O da 3Y mi yapacak? Burası 3Y eşit olacak. Sonra ne olmuş? Aynı kaba bu sefer X kadar su vardı içinde B litre su ilave etmişiz. O zaman da kabın 1/3'ü doluyor. Yani 12Y'nin bu sefer 1/3'ünü alacağız. 4Y kadar su oluyormuş kabın içerisinde bu durumda. İlk durumda kaptaki su miktarı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Yani biz aslında neyi soruyor? İlk durumdaki su miktarına biz X demiştik ya, X'i soruyor. X'i bulmak için de ne yapacağız? Y'lerden kurtulmamız gerekiyor. Yani ben üst tarafı 4 ile genişleteyim. Alt tarafı da eksi 3 ile genişleteyim. Çünkü y'lerin katsayıları aynı ve zıt olsun. Bunlar birbirini götürsün istiyorum. Buradan bakın 4x eksi 4a eşittir 12'ye yaptı. Buradan da eksi 3x eksi 3b eşittir eksi 12'ye yaptı. O zaman arkadaşlar burada ne oldu? Y'ler birbirini götürdü. 4x'ten 3x çıkarsa bir tane x kaldı. Eksi 3b eksi 4a eşittir 0 oldu. Bunları karşıya atarsam x eşittir 4a artı 3b olacaktır. Evet, başlangıçtaki su miktarının a ve b türünden eşitini bu şekilde bulmuş olduk arkadaşlar. Evet, sıradaki soruya bakalım. Burada da ne diyor? Bir kova içerisindeki su, bir kova içindeki su ile tartılırsa 10 kilogram geliyormuş. Yani baştaki kovanın boş ağırlığına, kabın ağırlığına k diyelim. İçindeki suyun da ne olduğunu bilmiyoruz şimdi. Ona ne diyelim? S diyelim. Bu durumda ağırlığı ne kadar geliyormuş? 10 kilogram. Sonra ne oluyormuş? Bu kova 2 kilogram daha su eklenirse. Yani K artı S'ye kadar su vardı elimizde zaten. Bu durumda ne oluyormuş? 2 daha eklenince K artı S artı 2 kadar su oldu. Ya da kabın toplam ağırlığı bu oldu. Bu durumda içindeki suyun ağırlığı boş kovanın ağırlığının 5 katı olacakmış. Yani içindeki suyun ağırlığı S artı 2 mi arkadaşlar? O zaman bu S artı 2 ne yapacakmış? Boş kovanın ağırlığının 5 katı, yani 5K eşit olacakmış. Boş kovaya K demiştik, hatırlayın. Buradan S gördüğümüz her yere ne yapabiliriz? 5K-2 yazabiliriz. Bunu getirip şu ilk denklemde S yerine yazarsak eğer, buradan K'yı çok rahat bulabiliriz. Zaten K var elimizde, artı. Şu denklemi artık düzenliyorum. S yerine de 5K-2 yazarsak, bu durumda toplam ağırlık 10'muş. Yani 6K-2 eşittir 10 ise 6K-12 ve K2'dir. Demek ki boş kovanın ağırlığı arkadaşlar 2 kilogram yapacakmış. Evet, teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.